İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınınca yargı engeline takılan Galata Kulesi için şimdi de torba yasanın içinden özel kanun çıkarılıyor. Yasanın çıkarılmasının ardından tarihi kulenin AK Parti'ye yakın dernek ve vakıflara kiralanabileceği iddia ediliyor. Tarihi kulenin gölgesinde bir İstanbul masalını yaşamak gibidir Galata Kulesi. Çevresine İstanbul'un yapıları dizilir. Sokakları, dükkanları tarih kokar. 674 yaşında nice olaylar yaşadı, gördü. Ancak yıllar boyu tarihe tanıklık eden kültürel yapı için rant yolu açıldı. Güzel bir şey o değil yani bu. Niye öyle olsun ki? Rant peşinde mi koşuyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum yani. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminin el değiştirmesiyle beraber çoğu tarihi yapının yönetimi de el değiştirdi. O yapılardan biri de arkamda gördüğünüz Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi duruma itiraz etti, dava açtı. İBB'nin hukuki mücadelesi devam ederken süreci etkileyecek bir gelişme yaşandı. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan torba yasa teklifine bir madde eklendi. Maddenin içeriği tüm kültürel eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin zorunlu hale gelmesi. Yani tarihi yapılar yargı engeline takılmadan vakıflara devredilecek. Ne yapılabilir mesela? Yani içinde herhangi bir şeye dokunulabilir mi? Veyahut da yeri mi değiştirilebilir? Yani sağına soluna yıkabilirler mi? Öyle bir sıkıntılar varsa. Akıllara ilk kültürel değerlere ne olabilir sorusu geliyor. Nedeni vakıflar yoluyla TÜRGEV'i, TÜKVA ve ENSAR gibi kuruluşlara bu yapıların kiralanma ihtimalinin yüksek olması ve tarihi eserlerin mevcut kullanım alanının dışında kullanılması. Örnekleri mevcut. 2018 yılında TÜKVA'ya aylığı 2500 liraya Büyükada iskelesini kiralamış, süresi dolunca iskeleden çıkmayan TÜKVA yönetiminin iskelede kına gecesi yaptığı ortaya çıkmıştı. Devredilme amacı önemli dediğiniz gibi. Hani devredildikten sonra başka bir amaç için kullanılırsa bence devredilmemeli. Komisyondan eklenen madde yasalaşırsa yargı kültürel eserlerde devre dışı kalacak. Başta Galata Kulesi olmak üzere kritik tarihi eserlerin dernek ve vakıflara kiralanmasının yolu açılacak. Önünde uzun kuyruklar oluşan İstanbul'un simge yapılarından biri olan Galata Kulesi'nin mevcut durumunun dışında kullanılma ihtimali hem esnafı hem de yerli ve yabancı turisti endişeye soktu. Problemler çıkacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesinlikle alınmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama vakıflara bağlanırsa tabii ki şirketlere, vakıfların kasalarına gider. Bundan endişeliyiz aslında. Değiştirilirse bir şey olursa gelir kaynağı azalabilir esnafın, turistleri çekemeyebilir burası. O yüzden endişeliyiz biraz. 3 yıl önce bakanlık tarafından yapılan restorasyon çalışmasını hatırlattı vatandaş. Tarihi değerlerin daha önce de olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediye yönetiminde olması gerektiğini söyledi. Bence halkın istediği şekilde kalmalı. Yani yerel seçimlerle belediye değişse de yine aynı olmalı. Vakıflara geçtiğinde müzelikten çıkmış olacak. Farklı şeylerde kullanılabilir.